10 dakikayı geçmişiz Betül Hocam. Başlayabilir Evet, miyiz? başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün kitap sanatların bence en önemlisi hat sanatından bahsedeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda benim de çok yakın arkadaşım. Doktor öğretim üyesi Ali Rıza Özcan. Kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde kesip ana sanat ve hat yardımcı sanat dalı olmak üzere başlasa da ben açıkçası bir parantez açıyorum özgeçmişi böyle olduğu halde. Bence ana sanat ve yardımcı sanat dalı olarak düşünmüyorum Ali Rıza Hoca'yı. Aslında aynı zamanda belki de hatta belki bir tık öncesinde de başlamış olabilir. Hat ve tesibi eşit anlamda eğitimine başlayıp her ikisinde de kemale erip tamamlayan hocalarımızdan bir tanesidir. Bu konuda özellikle hat konusunda çok değerli çalışmaları da var. Mesela biraz yüksek lisans ve doktora tezinden bahsetmek istiyorum. Klasik devir Kur'an-ı Kerim tesipli sayfaları, yüksek lisans tezi, Türk Nestarik Ekolü adlı da sanatta yeterlilik doktora teziyle eğitimini tamamlamıştır demeyeceğim. Çünkü biliyorum ki Ali Rıza'nın karakterinde hem öğrenme yolunda hem de öğretme yolunda günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiştir diye düşünüyorum. Lafı çok uzatmayacağım. Bugün konumuz hat. Hocamızdan da çok değerli bilgiler alacağımızdan eminim. Ve sözü ben hemen Ali Rıza hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programa beni dahil ettiğiniz için. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ve bu merkezi temsilen Sami hocamıza ve Betül hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim konum hat sanatı. Yani hatla size hat sanatından bahsedeceğim. Söz uçar yazı kalır diye bizim kültürümüzde de var. Ta Latince ile de söylenmiş bir söz. Bunu başa aldım. Verba volant, scripta manent. Söz uçar yazı kalır. Şimdi ben hat sanatına hemen işte İslam yazı sanatıyla başlamayacağım. Sizi biraz gerilere götüreceğim. Çok eskilere. Sonra hızlıca geriye geleceğim. İnşallah program bittiğinde memnun kalırsınız. Aslında program başlarken sizle yüz yüze ruberu bu dersi yapmak isterdim. İlk konuştuğumuzda da Sümeyra'nın beni davet ettiğinde bu program yüz yüze olacaktı. Ortada korona yoktu. Ama şartlar bizi buraya getirdi. Sağlık olsun. Yani hatla ilgili sorunuz var mı? Neyi merak ediyorsunuz diye sormak lazım. Çünkü bu program başlarken herkesin kafasında eminim merak ettiği, öğrenmek istediği bazı şeyler var. İnşallah konuşmam bittikten sonra da sizden ilave sorularla, bu programın da size inşallah kafanızda bazı sorular katması temennisiyle en son sorularınızı da almak isterim. Şimdi başlıyorum konuşmama. Nasıl gideceğim Betül Hocam? Normal tıklarsanız eğer şey gibi hani PowerPoint'te nasıl yapıyorsunuz aynı şekilde tıklarsanız olur. Peki. Evet, her şey yaklaşık 6000 yıl önce başladı. Yani bu 6000 yılı yazının başlangıç tarihi için söylüyorum ama size burada gösterdiğim resimler bizi daha da eskilere, ta 35 bin yıl eskiye, 30-35 bin yıl önceye götürüyor ve mağara resimleri, mağara duvarlarına insanlar resimler çizmeye başladılar. Burada Altamira Mağarası 30-35 bin yıl önceye tarihleniyor. O mağaranın içerisinde görmüş olduğunuz hayvan figürleri var. İspanya'da yine 20 ve 17 bin yıl önceye tarihlenen Fransa'da Lascaux Mağarası içerisinde de yine böyle hayvan figürleri, av sahnelerinin bulunduğu resimler var. İnsanlık tarihini ta buraya kadar götürüyorlar. Yani eldeki insan eliyle çizilmiş, yapılmış en eski örnekler bunlar. Devam ediyorum. Bu daha sonra bu resimle piktogram denilen
resimler biraz daha soyutlaşarak çiviyle yazılan, işte çiviyi kil tabletler üzerine bastırarak yazılmış yazılara dönüştü. Sümerler bu resim yazısını biraz daha geliştirdiler ve çivi yazısı haline getirdiler. Milattan önce 4000'lere gidiyor. İşte o yüzden tarih yazıyla başlar diye hep duyduğumuz yazının en eski örnekleri Sümerlere gidiyor ve milattan önce 4000 yıllarına tarihleniyor. Burada işte çivi yazılarını görüyoruz. Daha sonra bu çivi yazısı milattan önce 500 yıllarına kadar farklı şekillerde kullanılıyor. Farklı kültürlerde Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. İşte yukarıya doğru geliyor, Akatça'ya geliyor, aşağıya doğru iniyor. Afrika kıtasında Mısır bölgesinde kullanılıyor. Mısırlılar bu çivi yazısını şeyle beraber, figürlerle beraber kullanıyorlar ve hiyeroglif adı verilen bir yazı, bir alfabe kullanıyorlar. Çünkü eski Mısırlılara göre yazı kutsaldı. Hieros kutsal demekti. Glifos oyma yahut yazı anlamına geliyordu. Hiyeroglif kelimesi de aslında tanrıların yazısı demektir. Tanrıların yazısı. Hatta biz bunu bugün kendi kutsal kitabımız için bile Allah kelamı, Allah sözü ifadesiyle aynı kültürü bugün yaşatıyoruz. Tabii onların tanrıları daha çoktu ve tanrıların yazısı diyorlardı. Ve hatta kendi inanışlarına göre yazıyı Tanrı Tot kendisi yaratmış ve insanlara bağışlamıştı. Mısırlıların inanışı böyleydi. Burada gördüğünüz, sol tarafta gördüğünüz tablet Rosetta taşı. Bu hiyeroglif yazısının çözülmesini sağlayan bir tablet. Bunu Champollion diye bir Fransız 1824 yılında çözdü. Çözebilmesinde de bu tablet üzerinde, bu taş üzerinde, Rosetta taşı üzerinde, Rosetta diyorlar çünkü Rosetta diye bölge bir bölgede bulunmuş. Arapçası da yani o şey dönemde kullanılan ismi de Reşit denen bir bölgede olduğu için Mısır'daki bu tablet üzerinde üç farklı alfabeyle yazılmış bir kitabe vardı. Bunlardan biri demotik, Mısır'da halkın kullandığı alfabe. İkincisi antik Yunan alfabesi, bir diğeri de hieroglifti. Buradan hareketle Champollion bu tableti çözdü, okunuşunu çözdü ve hieroglif okunabildi. Daha sonra günümüze doğru yaklaştıkça, milattan önce 1000 yılına geldiğimizde Fenikeliler bu çivi yazısını, hieroglifi de biraz daha ileriye götürdüler. Ve bugün bizim işte yazının en eski örnekleri olarak kabul ettiğimiz Fenike alfabesine geldik milattan önce 1000 yılında. Fenike alfabesi de Arap ve Latin alfabesine ilham kaynağı oldu. Yine bugün bizim İslam yazısında olduğu gibi sağdan sola doğru yazılıyordu yine Fenike alfabesi. Ve Aramiler aracılığıyla Doğu'da yayılmaya başladı bu alfabe ve Hint alfabelerinin de Hint, Arap, Kiril, İbrani alfabelerinin de temelini oluşturdu bu Fenike alfabesi. Bu alfabeyle yazılmış ve Fenike alfabesi olarak değerlendirilen en eski kitabe İtalya'da Marsilya'da bulunan Marsilya kitabeleri imiş. Kaynaklarda böyle geçiyor ama ben gönlüm o kitabeyi de size göstermek isterdi ama yaptığım araştırmada bu Marsilya kitabelerine ulaşamadım. Kaynaklarda Fenike alfabesi olarak bugün burada size gösterdiğim harfleri görüyoruz. Daha sonra bu alfabe bizim işte Mezopotamya dediğimiz bölgede ve bugün işte Atlas Okyanusu'ndan ta Endonezya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yaşayan Müslüman milletler tarafından da kullanılan İslam yazısının temeline teşkil eden Nabat kavminin alfabesine dayandı. Yani Nabatiler
Başkentleri bugün Ürdün'de bulunan Petra şehriydi. Ve onlar bu Nabat kavmi ticaretle meşgul oluyorlardı. Zaten bu çivi yazısının da yani Hatt-ı Mıhi denilen Osmanlı Türkleri, Osmanlı Türkçesinde ona Hatt-ı Mıhi denmiş, ortaya çıkmasında bu ticari ilişkilerin, mal takasının, değişiminin, satışının diyelim, kaydını tutmak üzere geliştirildiği öncelik kazanıyor. Yine aynı şekilde bu Nabatiler de ticaretle meşgullerdi ve tabii sattıkları malları, aldıkları malları kaydediyorlardı. O yüzden alfabeyi kullanıyorlardı. Yani İslam dini nazil olmaya başlayınca, Peygamber Efendimiz'e ilk ayetler gelmeye başladığında civardaki kullanılan yazı bu Nabatilerin kullandığı alfabe idi. Hemen bu sağ tarafta da size bu Nabat alfabesiyle yazılmış kitabeleri gösteriyorum. Bunlardan en eskisi 250 ve 271 yılına tarihlenen Ümmül Cimal kitabesi. Ondan sonra 328 tarihli İmrül Kays Ennamara kitabesi var. Bize en yakın olansa Harran kitabesi olarak bildiğimiz ve 518 tarihli kitabedeki harfler. Ben çok fazla sizi bu kadar detaya boğmak istemiyorum ama temellendirmek adına bunları size göstermek istedim. Ve daha sonra bizi ilgilendiren kısmı Peygamber Efendimiz'e vahiy gelmeye başladıktan sonra, yani 610 tarihinde biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy gelmeye başladı ve hafızlar tarafından Allah'ın sözleri, Peygamber Efendimiz'e vahyedilen sözler ezberlenmeye başladı. Tabii bu arada bir ezber olarak kayıt altına alınırken diğer taraftan da bu ilahi kelamın, ilahi sözlerin yazılı olarak da kayda alınması ihtiyacı ortaya çıktı. Ve Peygamber Efendimiz'in etrafında yazıyı bilen ve bizim bugün vahiy katipleri olarak bildiğimiz yazıcılar, hattatlar grubu teşekkür etti. Bunlar gelen ayetleri, Peygamber Efendimiz'e gelen ayetleri bulabildikleri uygun malzeme neyse, şimdiki gibi tabii kağıt bulmak kolay değil, kağıt yok ortalarda. Ve kayıt altına almaya başlıyorlar. En uygun malzeme o zaman Mısırlıların da kullandığı papirüs. Onun yanında hayvan derilerinden istifade ediyorlar. Kil tabletler üzerine yazıyorlar. Deve kemikleri üzerine yazıyorlar. Bunları kazıyarak artık uygun buldukları her türlü malzemeyle yazmaya gayret ediyorlar. İpek, kumaş malzeme yine kayıt altına alabilmeye çalıştıkları malzemelerden derken Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, yani vahyin tamamlanmasından sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın bir araya toplanması ihtiyacı doğdu. Çünkü vahiy kesilmişti. Allah'ın kelamı artık sona ermişti. Kayıtlar bir araya toplandılar. Hazreti Ömer zamanında fetihler devam etti ve bu arada tabii hafızların büyük bir kısmının bu savaşlarda fetihler esnasında şehit olmasından dolayı Kur'an'ın, yazılı Kur'an'ın önemi biraz daha ortaya çıktı. Yani Kur'an'a sahip olmak, onun orijinal halini muhafaza etme özelliği, koruma altına alma özelliği ön plana çıktı. Hazreti Ömer'den sonra bu iş gerçekleşti. Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman vahiy katiplerinden Zeyd'in başkanlığında bir ekip oluşturdu ve o Zeyd'in oluşturduğu hafızlardan ve katiplerden oluşan ekip çok sıkı bir elemeye tabi tutarak her ayeti
şahitleriyle beraber ve o ekibin hepsinin evet bu sahihtir, bu sağlamdır sözleriyle ortaya çıkardıkları, ortaya getirdikleri bir musaf yaptılar. Ve buna Ümmül Kur'an dendi ve bunun haricinde kalan diğer bütün nüshaların imhasına karar verildi. Böylece elde herkesin ittifak ettiği bir Kur'an-ı Kerim metni çıktı. Ve bu metni de Hazreti Osman döneminde çoğaltarak rivayete göre 5 ile 12'ye kadar gidiyor. 5, 7, 9 diyenler var. Hazreti Osman bunları çoğalttı ve İslam'a davet olarak komşu devlet başkanlarına da gönderdi. Bunlardan eldeki en eski Kur'anlardan birisi Taşkent Kur'an-ı Kerim'i, Taşkent'te, Özbekistan'da. Diğeri Yemen'de bulunan Sana Kur'an'ı. Bunlardan diğerleri de işte Paris'te olan var. Hatta yakın zamanda İngiltere'de Birmingham Üniversitesi 650 tarihli olduğunu iddia ettiği, hatta biraz daha eskiye götürüyorlar, bir Kur'an-ı Kerim paylaştı. Bunlar demin bahsettiğim gibi deri üzerine yazılmış örnekler, nüshalar. Ve bu yazma işlemi işte komşu devletlere de gönderildikten sonra bu defa yazının güzelleştirilmesi, çünkü hattatlar kendi mukaddes kitaplarının, kendi kutsal kitaplarının en güzel şekilde ve en doğru şekilde yazılması ve çoğaltılmasını önemsediler ve yazıyı yazmaya başladılar. Kur'an'ı yazmaya başladılar. Kur'an'ın özelliği Arap dilinden ve işte bu Nabat kavminin de alfabesinden gelen özellik olarak sesli harf Arapça'da bulunmuyordu. Yani yazı dilinde, Arap alfabesinde. O yüzden okumada bazı zorluklar ortaya çıktı. Bu zorlukları da yine nasıl çözeriz diye düşündüler. Ve Ebul Esved Eddüeli adında ölüm tarihi olarak 688-89 tarihleri verilen bir mübarek zat. Bunların okumalarındaki hataları gidermek için buralarda da gördüğümüz hatların, yazıların üzerine, altına, sağına, soluna orijinal metinden ayırt etmek üzere, yani bu metne dahil değil diye renkli olarak kullandıkları bir harekeleme sistemi geliştirmeye gayret etti. Ebul Esved daha sonra, Ebul Esved'den sonra Yahya bin Yamer adında yine çok zeki ve Arapçaya, Arap diline ve yazıya hakim birisi. Yine onun da ölümü 746, yani 8. yüzyıl ortalarında bu harekeleme sistemi de geliştirilmiş oldu. Bunu bir bilgi olarak söylemek gerekir. Sonra yazı bulunduğu merkezlerde gelişmeye başladı ve biz onu, o dönemdeki yazıları gelişmeye başladığı merkezlerdeki isimleriyle biliyoruz. İşte Mekke'de gelişen yazıya Mekki yazı, Medine'dekine Medeni, Basra'dakine Basri, Kufe'dekine Kufi yazı isimlerini veriyoruz. Ve Kufi yazı ismi Hazreti Ali'nin Kufe'yi başkent yapmasıyla burada biraz daha canlılık kazandı, gelişti ve kullanılan yazının da ismi oldu. Biz bugün bu yazıyı Kufi yazı olarak biliyoruz ve hala da bugün kullanıyoruz. Bu Kufi yazı, tabii İslam coğrafyası bu arada gelişiyordu, yeni fetihler. Ve bir kol batı istikametine gitti. Afrika üzerinden ta Kuzey Afrika'ya kadar, oradan da hatta İspanya'ya kadar, Endülüs'e kadar ulaştı. Bir kolda doğuya gitti. Biz bu iki Kufi'ye, doğuya ve batıya giden Kufi'ye, doğu ve batı manasına gelen doğu koluna Meşrik Kufi'si, batı koluna da Mağrib Kufi'si ismini verdik. Bu yazılar karakter icabı rahatlıkla birbirinden ayırt edilebilir. Meşrik Kufi'si
daha sert ve daha celalli bir yazı gibi gelebilir bize. Marık Kufisi işte burada gördüğünüz gibi daha yuvarlak ve yumuşak hatlara sahip bir yazı olarak karşımıza çıkıyor. Bir kolda tabii kuzeye gidecek ve Anadolu coğrafyasına gelecek. Biz önceleri tabii bu Kufi'den sonra onları da söylemem lazım. Yazıda gelişmeler devam etti. Bu arada es geçmememiz gereken çok meşhur bir Kur'an-ı Kerim var. Mavi Kur'an adı olarak bilinen Kayrevan Kufisi ile yazılmış, Tunus'ta yazılmış bir mushaf. Yine boyanmış deri üzerine altınla yazılmış halde görüyoruz. Erken dönem Kur'an-ı Kerimlerinde dikkatimizi çeken özelliklerden birisi sayfaların yatay olarak tasarlanması. Yani bizim bugün kullandığımız dikey forma geçiş çok sonraları oldu. Burada işte gördüğünüz gibi altınla, çünkü Müslüman'ın mukaddes kitabı ve kıymet verdiği bir kitabı, en güzel şekilde yazılmalı, altınla yazılmalı ve altınla yazılmış bir mushaf olarak bunu tarihler görüyorlar. Farklı şekillerde yazıldı Kur'an-ı Kerim. İşte deriler üzerine yazıldı demiştim. Bu arada ölmüş buzağı derisinin tabaklanmasıyla elde edilen tirşe yahut vellum denilen çok ince, yumuşak deriler üzerine yazıldı. Yazması güzel ve malzeme yumuşaktı. Sonra tabii kağıdın icadıyla daha kullanışlı olan kağıdın üzerine yazılmaya başlandı. Tabii bu arada bu kağıt mevzu önemli arkadaşlar. Kağıdın icadını Çinliler yapmışlardı. Ve Talas Savaşı'nda Müslümanlarla bu Çinlilerin savaşında savaşı Müslümanlar kazandı. Çinlileri yendiler ve esirler aldılar. O esirlerden de kağıt imalini bilen Çinlilerden istifadeyle kağıt imaline başladılar ve bu Çinli esirler Semerkant'a götürülmüştü. Kağıt Semerkant, Buhara civarında üretilmeye başladı ve oradan batıya geldi. Tabii bu kağıdın üzerine yazmak kolay değildi. Onu terbiye etmek için epeyce bir ameliye uyguladılar. Bunların her biri ayrı bir mevzu. Ben bugün akşama kadar konuşabilirim ama sadece bir dokunup geçmek istiyorum. Yine bir rulo Kur'an. Devam edelim. Demek ki hat tarihine tekrar geri dönüyorum. Bir kol doğuya, bir kol batıya, bir kol da kuzeye doğru gitti demiştim. İşte kuzeye doğru giden kol üzerinde önce Büyük Selçuklular, daha sonra da Anadolu coğrafyasında Anadolu Selçuklularının yazmış oldukları eserleri görüyoruz. Bu arada tabii bizim yazma eserler üzerinde tesip ve hattı en eskiye götürdüğümüz yazmalar üzerinden Uygur yazmalarını da es geçmemek lazım. 8 ve 9. yüzyıla tarihlediğimiz Uygur yazmalarında da yine bu tezyinat ve yazı özellikleri, yazı örnekleri bizim dikkatimizi çeker. Sonra Anadolu coğrafyasında Anadolu Selçuklularıyla işte Mevlana döneminde Konya merkez oldu. Erzurum, Konya önemli merkez olarak dikkati çekiyor ve buralarda yazma eserlerin üretilmesi, çoğaltılması işlemi büyük bir hız kazandı. En eski örneklerden buraya koymak isterdim ama bulamadım son zamanda. Mesnevi'nin en eski örnekleri Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenen 13. yüzyıla ait örnekler o dönemin yazısı hakkında bize fikir vermekte. Yine hat tarihinde Kufe şehrinin başkent olmasından ve Kufi yazının özelliğinden bahsetmiştim. Hat tarihinde bizim üzerinde durmamız gereken üç önemli isim var. Bunlardan bir tanesi İbn-i Mukle. Bizim elimizde İbn-i Mukle'nin
yazısı yok, günümüze gelmemiş. Fakat hat tarihi kaynakları İbn-i Mukle'nin büyük bir reformist olduğunu, yazıya büyük katkıda bulunduğunu, yazıyı bir kural kaide içine aldığını, ona yeni kurallar koyduğundan bahsediyor. Ondan sonra, yani İbn-i Mukle'den sonra gelen ikinci büyük reformist, burada yazı örneğini de size gösterdiğim İbn-i Bevvab. 1032 miladi tarih, yani 11. yüzyıl, bugün işte İngiltere'de bulunan Reyhani hatla yazmış olduğu bir Musaf'ından da örnek var. İbn-i Bevvab'ın da yine 1001 tane Kur'an yazdığı kaynaklarda yazılı. Devam edelim. Sonra üçüncü isim hat tarihinde önemli, en önemlilerinden birisi Yakut-u Mustasimi. Onun da vefat tarihi 1292. Aslen Amasyalı olduğuna dair rivayetler var. Mustasim Billah'ın son Abbasi halifesi, Mustasim Billah'ın saray katibi olarak bildiğimiz Yakut, kaynakların yine söylediğine göre kamış kalemin ucunu eğri keserek hatta daha latif ve daha güzel hareketler katmasını sağladı. Burada Yakut'un yazmış olduğu iki tane yazısını gösteriyorum. Sol taraftaki Topkapı Sarayı'nda bulunan imzası. Sağ tarafta da biraz büyükçe yazmış olduğu, hatta belki celi diyebileceğimiz büyüklükte kağıt üzerine bir yazısı. Soldaki deri üzerine arkadaşlar. Devam ediyorum yine. Yakut tabii yazıda gerçekten büyük değişikliklere yol açtı. Burada görüyoruz artık yazı dikey formata geçti. Bir çerçeve içerisine alındı. Erken dönem İslam yazmalarında, o deri üzerindeki yazmalarda bir çerçeve de yoktu. Daha sonra bir çerçeve çizilmeye başlandı. Sonra yazı dikey formatta yukarıdan aşağı doğru yazılmaya başlandı. Yine bu arada malzemelerden bir parça bahsedeceğim yeri geldiğinde. Aklam-ı Sitte dediğimiz 6 çeşit yazı ortaya çıktı. Yani bunlar Muhakkak Reyhani, Tevki-i Rika ve Sülüs Nesih olarak adlandırdığımız 6 çeşit yazı ortaya çıktı. Burada tabii Yakut'un yazısını incelediğimizde bugüne göre belki tenkit edebileceğimiz, beğenmeyeceğimiz bir yazı tarzı gibi olabilir ama dönemi içerisinde, 13. yüzyıl içerisinde değerlendirdiğimizde gerçekten çok büyük problemleri çözdüğü, harfleri çok güzel bir hale getirdiğini görmek mümkün. 14. yüzyılda Reyhani hatla yazılmış bir Kur'an sayfasını görüyoruz. Bu arada tabii Kur'an üzerinden gidiyorum. Çünkü el yazması eserlerde bizim en çok karşımıza çıkan ve en çok yazılmış kitap örneği Kur'an-ı Kerimler. Buradan da biz bir hat tarihi seyrini rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bizim İslam sanatları içerisinde imza üzerinden bir kronolojik bir sanat seyri diyebileceğimiz, sanat seyrini görebileceğimiz sanat sadece hat sanatıdır. Çünkü umumiyetle hattatlar ketebe koyuyorlar, tarih koyuyorlar, hatta hocalarının isimlerini yazıyorlar. Böylece biz kim kimden bu işi öğrendi, nasıl günümüze kadar ulaştı, bunu takip etme imkanına da sahip oluyoruz. Devam ediyorum. Yakut'tan sonra, Yakut'la beraber diyelim, Kufe şehri önceleri Hazreti Ali ile beraber nasıl yazı başkenti ise, Yakut-u Mustasimi ile beraber yazı başkenti Bağdat olmuştu. Ve ta 15. asra kadar, yani İstanbul'un fethi ve işte Osmanlıların sahneye çıkışına kadar yazı sanatında, hat sanatında hakim ekol, hakim mektep, hakim tarz Yakut tarzı oldu ve hattatların
hemen hemen hepsi yakut üslubunu benimseyerek o şekil yazmaya gayret ettiler. Fakat 15. asra gelince sahneye ortaya yeni bir hat dehası çıktı. Amasyalı Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah Sultan II. Beyazıt'ın yazı hocalığı esnasında şehzadeliği esnasında Amasya'da 2. Beyazıt'a yazı hocalığı yapmıştı. 2. Beyazıt tahta çıkınca hem hat sanatına olan alakasından dolayı hem Şeyh Hamdullah'ın hattat olması münasebetiyle hocasını İstanbul'a davet etti. Ve saray hazinesinden Yakut'a ait yazıları hocasına verdi ve hatta bu konuda hocasını teşvik ettiğine dair bilgiler de var. Hocam siz bu yazılara bakın ve buradan belki yeni bir yazı tarzı, yeni bir üslup ortaya çıkarabilirsiniz gibi istişarelerde bulundu. Bundan bahsediyor kaynaklar. Şeyh Hamdullah Yakut'un yazılarını aldı, inceledi ve rivayete göre Sarıgazi semtinde, bugün işte İstanbul'da, çileye girerek Yakut'un yazmış olduğu harflerden en beğendiklerini seçti. Yani Yakut'un yazısını kaba tabirle süzdü ve onun en beğendiği harflerini daima o güzellikte yazmaya gayret ederek yazıda yeni bir mektep ortaya koydu. Biz buna Şeyh Hamdullah Mektebi adını veriyoruz. Şeyh Hamdullah'la beraber artık Yakut üslubu terk edildi ve bundan sonra hatla meşgul olan hattatlar eserlerini Şeyh Hamdullah üslubunda yazmaya başladılar. 15. asır hat tarihi açısından çok önemli. Yazmalar açısından da önemli. Fakat bu arada Şeyh'in çağdaşı, muasırı yeni bir hattatı görüyoruz. Onunla Şeyh'le beraber aynı dönemde yaşamış. Hayatı hakkında çok fazla bilgimiz olmayan, Afyon Karahisarlı olduğunu nispesinden, Afyon Karahisari diye attığı imzalarından bildiğimiz Ahmet Şemseddin Karahisari, Şeyh'in muasırı olarak o dönemde dikkati çekiyor. Şeyh Hamdullah gibi yeni bir yazı, yeni bir anlayış ortaya koymuyor Ahmet Şemseddin Karahisari. O Yakut üslubunda yazmaya devam ediyor. Yani burada da görmüş olduğunuz sağ taraftaki Musaf yazma üslubu Yakut tarzı olarak bilinen bir üslup. O döneme kadar Kur'anlar bu şekilde yazılıyordu. Yani en üstte bir muhakkak satır, sonra bir nesih satır, sonra bir reyhani, sonra iki satır yine nesih, sonra bir sülüs satır, yine nesih, reyhani, nesih ve muhakkak satırla biten, kenarlarda bizim koltuk olarak tabir ettiğimiz boşlukların bırakıldığı, farklı kalem kalınlıklarının kullanıldığı bir sayfa düzeniydi bu. ve Şeyh'le beraber o dönemde Yakut üslubunu devam ettiren Karahisari'nin talebelerinden sonra bu üslup kabul görmedi ve Şeyh üslubu günümüze kadar ulaştı. Ama yine tasarım ve hat sanatındaki kudreti açısından Ahmet Karahisari bir mektep olarak da bugün artık herkesin kabul ettiği bir büyük ustadır. Bu arada birazcık sizi dinlendireyim. Çok yoğun bir bombardıman gibi olabilir. Yok, çok güzel seyrediyorsunuz hocam. Yani teşekkür ederim. Sesini. İnşallah yormuyorum sizi. Yok yok, gayet güzel buyurun hocam. Şimdi malzemeye de bir parça bakalım istedim. İşte o kağıdın icadından, onun terbiyesinden bir parça bahsetmiştim. Yazma eserlerde yeni bir problem ortaya çıktı. Çünkü kitaplar arkalı önlü yazılıyordu ve işte tümüyle doğal malzemeden, işte dut yapraklarından falan elde ediliyordu. Üzerine yazmak kolay değildi. O yüzden aher adını verdikleri eskilerin, biz de bugün aher diyoruz zaten, bir kağıt terbiye metodu geliştirildi. Kağıdın rengi kırık renk idi. Bembeyaz kağıt yapamıyorlardı. O yüzden hoş, gözü yormayan renkler vardı.
Fakat sonradan beyaz rengin elde edilmesiyle de Hattatlar bu pastel tonlardan vazgeçmediler. Kağıtları boyadılar. İşte suda eriyen boyalarla renklendirilen kağıtlar eğer çok gözenekliyse, çünkü o gremli yüzey üzerine mürekkebin yürümesi zordu ve kağıdın emiciliğinden dolayı mürekkebi çöldeki susuz gibi diye içen bir özelliği vardı kağıdın. O özelliğini de bertaraf etmek için kağıdın nişastayla, yani buğday yahut pirinç nişastasıyla o gözenekleri doyurdular. Onun üzerine de yumurta akı dediğimiz yumurtanın şapla kestirilmesinden elde edilen mayiyi sürdüler. Sonra mührelediler ve dinlendirerek en az işte 4 ay 6 ay yazılır hale getirdiler. İşin bu tarafı da malzeme noktasında gerçekten çok ilginç. Ama bizim tarihimizde çok güzel, çok renkli, güzel örnekler var. Yine merak edenler için Süheyl Ünal Hocam, bir soru sanırım var. Sait Avcı bir izin istemiş ama bu Sait, evet, buyur, bir soru soracaksın sanırım. Buyurunuz efendim. Evet. Ses gelmedi. Herhalde vazgeçti sorudan. Hocam buyurun, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani ben sorayım bu arada ya. Buyurun. Evet. Buyur, buyur Sami Hocam. Buyurun. Geçti ama birkaç şey önce Hamdullah'ın cinsel kaydını, ketebe kaydını gösterirken kendisinin İbni bir şey diye mağruf olduğunu söyledi. Lakabını yazıyordu orada. Onu göremedim, okuyamadım. Tabii hızlı geçtim, okuyamıyorsunuz. Şimdi evet. Ben geriye nasıl gidiyorum? Bunu şey yapamadım. Tamam, çözdüm. Çözdüm. Şimdi hemen oraya geliyorum Sami Hocam. Şimdi biz Şeyh Hamdullah diye biliyoruz şeyhi. Aslında Şeyh Hamdullah'ın bir tarikat şeyhliği yok. Burada sol tarafta gösterdiğim sayfa üniversite kütüphanesindeki yazmış olduğu bir Musaf'ın ketebe sayfası. Aslında her slide, her resim üzerinde çokça konuşulabilecek şeyler. Ben dokunup geçiyorum ama arada dikkatinizi çektiği için söyleyeyim. Şeyh Hamdullah'ın babası Amasya'da Sühreverdiye tarikatı şeyhi. O yüzden Şeyh Hamdullah imzalarında İbni Şeyh diye, Şeyh'in oğlu diye atıyor imzayı. Yani babasının o Sühreverdiye tarikatı şeyhliğine gönderme yaparak atıyor. Kendisi de kendisi ok ve yay ustası, bir kemankeş. İşte ok meydanını Şeyh Hamdullah kurmuş. Onun Şeyh Hamdullah'ın şeyhliği ok meydanındaki o ok meydanı tekkesinin şeyhliği. Aslında bir spor kulübü yani. Okçuluk kulübü. Biz Şeyh Hamdullah'ı öyle biliyoruz. İşte sizin merak ettiğiniz bu İbni Şeyh babasına babasına dayanıyor. Evet, devam ediyorum ben. Ha, orada Şeyh mi yazıyor? Şının noktalarını yan yana yazmış, öyle mi? Tabii burada bir İbni Şeyh yazıyor. Bir İbni Şeyh. Şın burada. Ha, tamam, ben tamam, nun ve t harfi var, bir anlam veremedim de eyvallah hocam. Eyvallah. Yok, burada tabii belki slide'dan dolayı burada bir şedde var. Üç nokta yan yana koymuş. İbni Şeyh. Şinin notları nokta... o dikkatimi çekmedi. Eyvallah. Eyvallah, tamamdır Sami Hocam. Devam ediyorum. Nasıl gideceğim? Yine normal devam edin hocam. Tamam. Evet, kağıtlara gelmiştik. Devam ediyorum. Bu arada tabii kalem olarak kullanılan malzemeler, burada gördüğünüz malzemeler. Buradaki arkadaşların hepsi bu konuya aşina olduğu için tek tek bunları anlatmayacağım. Sadece icrası için kullanıldığını söyleyeceğim. Dikkati çeken, dikkatinizi çekmek istediğim bir tanesi burada koyduğum kalem, Cava kalemi. Cava kalemi işte el yazması eserlerde özellikle kitabet metninde çok kabul görmüş. Cava Adası'ndan gelen ve bir ağacın dalları aslında, çok ince bir kalem. Onu başka bir kalemin içerisine koyarak kullanmış hattatlar. Özelliği çok sert olması, yani ucunun kolay kolay aşınmaması. Onun yanında Anadolu'da bizim
Kargı dediğimiz kargılar, bambular, İran sahasında yetişen kamış kalemler, işte hattatların üzerini boyayarak, iplik sararak yaptıkları menevişli kalemler, yine celi dediğimiz iri yazıların yazılmasında kullanılan kalemler ve burada da yine altta da bir celi kalemini size örnek olarak göstereyim. Bu mevzuyu hemen geçeyim. Kalemtıraşlar da tabii yine sanat olmuş hat sanatında. O kadar ustaca malzeme çalışmış ki bu işle meşgul olanlar ya da tekkelerde dervişan hem tekkeye gelir getirmesi için hem de hattatların işini görmesi için oldukça kaliteli malzeme de kullanarak, bunlar da tabii mercan, fil dişi, efendim kemik malzeme kullanılarak yapılmış. Yine bu metal kısımları, çelikleri çok güzel kalemtıraşlar var. Burada daha küçük bir kalemtıraş görüyorsunuz. Bu da hattatların yazarken yaptıkları hatayı bertaraf etmek için kullandıkları tasih kalemtıraşı. O demin çok hafif geçtiğim kağıdın ahenklenmesiyle hata yapıldığında onun telafisine imkan veren bir tabaka oluşuyor kağıdın üzerinde. Bunu ya kazıyarak ya da yalayarak yapıyor hattatlar. İşte mürekkep, çok mürekkep yalamış. Mürekkep yalama tabirinin de bu mürekkep yalayarak tasih etmiş, çok bu işte emek harcamış manasına geldiğini de hatırlatmış olalım. Boyanan ve aherlenen kağıtları... Sami Hocam'ın bir sorusu var herhalde. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Hocam, evet. Şimdi bu tasih kalemi dediğiniz ya, ufak kalemi. Evet. Bu bazı der kenarlarında, daha doğrusu birçok yazmanın der kenarlarında tasih kayıtları var. Ve sanıyorum müstensin kendisi tarafından atılmış kayıtlar ve çok böyle uzun cümlelerde değil. Uzun cümleleri belki silmek problem olur ama acaba onlar niye bu kalemi kullanmıyorlar? Veyahut da onların kağıdı mı farklı olabilir? Tabii onu bilmiyoruz ya. Çünkü biz görselden bakıyoruz. Eyvallah. Şimdi Sami Hocam, bu söylediğim kalem değil. Kalem tıraş. Yani yapılan hatayı düzeltmek için, kazımak için kullanılan bir malzeme. Anladım. Yani üstünü çiziyor şey, kazıyor kağıtta. Çünkü şöyle söyleyeyim, aslında hattatın yazdığı yüzey kağıdın üzerindeki cila tabakası. Yani mikroskop altında biz baksak, kağıdın dokusuna işleyen bir mürekkep kağıdın dokusuna işleyemiyor. Kağıdın üzerindeki cilalı tabakanın üzerine hattat yazıyor. O yüzden elinizle şöyle ıslak elle bir tükrükle falan dokunduğunuzda o mürekkep dağılır, çıkar, bozulur yani. O yüzden çok hassastır. O mürekkeplere el değmemesi gerekir. O yüzden hatta Kur'an'ları falan okumak için de bir okuma çubukları falan geliştirmişler. El değmesin diye. İşte yapılan hatayı hattat rahatlıkla düzeltebiliyordu. Diyelim ki bir sayfayı yazdı, 18-20 satır, bir hata yaptı son tarafta. Eliyle böyle tükrükleyerek ya bir pamukla onu temizleme imkanı vardı. Yine bu kalemtıraşla da kazıyarak onu hatayı bertaraf ediyordu. O sizin söylediğiniz tasih mevzu belki bir okuyucunun metnin içerisinde görmüş olduğu hatayı düzeltme tasihidir. Bizimki yazının şekliyle yani estetik görüntüsüyle olan tasihten bahsediyorum. Anladım. Yani okurların peki bu aleti kullandığına dair bir bilgimiz yok değil mi hocam? Sadece bunu müstensiler kullanıyordu. Bunu tabii ki hattatlar kullanıyor ve yazma esnasında. Yani okur eğer böyle bir tertibatla gidip işte mürekkebiyle kalemtıraşıyla gidip ve işte diyelim ki o hafızı kütübün de bilgisi dahilinde düzeltecekse o da ayrı bir ameliye diye bakmak lazım. Anladım, teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben yine işte o boyanan ve aherlenen kağıdı ıhlamur tahtası üzerinde düzeltmek üzere kullanılan çakmak taşından yapılan mühre adını verdiğimiz bir alet. Burada da işte camdan imal edilmiş billur mühre ve deniz kabukları ve mermerinde yine kağıdın üzerindeki o pütürleri gidermek üzere onu parlatmak amacıyla kullandıkları malzemeler. Devam ediyorum. Pardon, bu arada tabii
Mürekkepten de bir parça bahsedeyim. Mürekkep de ayrı bir malzeme, çok önemli bir malzeme. Hat için zaten bir kalem, iki kağıt, üçüncüsü de mürekkep. Bu üçlü çok önemli. Hemen yan tarafında, burada slide'da tuzluğa benzer iki tane malzeme var. Bunu söylemek isterim. Bunlar rıhtan dediğimiz, içinde çok ince emici kumun bulunduğu kumluk aslında. Rıhtan, kumun konduğu kap. Bizim işte çaydanlık, lıkı da sonra eklemişiz. Nasıl gülabdan, buhurdan gibi, bunlar da rıhtan. Hızlı resmi yazışmalarda, hızlı yazılan yazılarda mürekkebin kurumasını beklemeden onu kurutmak üzerine mürekkebi taze yazının üzerine serpilen bir kumun konduğu kap bunlar. Yine hokkalarımız var. İçinde ham ipeğin bulunduğu malzeme. Bunlara çok fazla girmek istemiyorum aslında. Malzemeyi ayrı bir bahis. Hattatlar kağıt üzerine yazarken kağıdı terbiye ettiler, cilaladılar, parlattılar. Çok güzel bir zemin ve yüzey elde ettiler. Onun üzerine kurşun kalemle çizerek yazmıyorlar. O zaten işi oldukça zorlaştıran bir hale dönerdi. Onun silinmesi, temizlenmesi ayrı bir zorluktu. Çizilen çizgiyi kağıdın üzerinde bırakmak, yani satır çizgilerini belirlemek sayfanın estetiğini bozan bir özellik olacaktı. O yüzden burada görmüş olduğunuz mıstar adı verilen bir plaka üzerine ipliklerin, yani oluşturulan şemanın, hangi şema kullanılacaksa o şemanın tertibinin yapıldığı bir plaka yaptılar. Yazacakları kağıdı bunun üzerine koyup üstünden bastırarak buradaki şekli kağıda aktardılar ve o izler üzerine yazdılar. Ve o izler zaman içerisinde ortadan kalktığı için rahatlıkla satırları düzgün yazabildiler. Hocam bunu tarihleyebiliyor muyuz? Yani kaçıncı yüzyıldan itibaren derkenardaki şeyler dikkatimi çekti benim. Bu şeyi geç dönem olduğunu tahmin ediyorum. Daha erken dönemlere tarihleyebiliyor muyuz acaba? Bu mıstarlarla derkenar çizgilerinin çizilmesini. Yani Sami Hocam, bu konuda yapılmış bir araştırma yok. Bizim elimizdeki örneklerde ben ilk Süheyl Hoca'da görmüştüm. Rahmetli Süheyl Hoca, arkadaşlar gelin size mıstar nasıl yapılır diye bize herkese birer mıstar yaptırmıştı. Yani ne kadar geriye gider? Yalnız o kufi deri üzerine yazılan örneklerden bile biz çok düzgün satırlar görüyoruz. Belki çok eskilere de gidebilir. Bu konuda yani burada sanırım, bilmiyorum, o da belki bir şey söyler bu hususta, ama yani bu özellikle derkenardaki mıstarlar dikkatimi çekti hocam. İlk defa görüyorum derkenarlarda mıstar çektiklerini. Evet, yani bir ilmi eserin kenarlarına eğer şey yazacaksa bu şekilde mıstarlarda hazırlanmış gördüğünüz gibi. İşte sağ taraftaki için rahatlıkla tarih söyleyebiliriz. Yani 17. yüzyıldan sonra, çünkü biz Hilye'nin Hafız Osman'la tertip edildiğini biliyoruz. Biliyoruz derken kaynaklar öyle söylüyor. Yani daha geçtir. Bu sol taraftaki de tahmin ediyorum çok eski değil. Ama evet, mıstarın tarihi ne kadar geriye gider onu ben bilmiyorum şahsen. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Devam ediyorum. Şimdi yazı çeşitlerinden bir parça bahsedeceğim. Hutut-u Müteneviyye levhası, Hamit Bey böyle bir levha hazırlamış ve burada bütün yazı çeşitlerini bir araya toplamış. Bu yazı çeşitlerinden şimdi ben kısaca bahsedeceğim. Bunlardan, çok affedersiniz, bunlardan ilk başta ele alacağımız ve 16. yüzyılda kullanımı ortadan kalkan muhakkak hat. Fakat günümüzde tabii tekrar gündeme geldi. Ahmet Karahisari Kur'an'ının neşredilmesiyle günümüz hattatları da muhakkak hatta tekrar alaka duydular ve bugün muhakkakla yazılmış yazı örneklerini görme imkanımız da oldu. Bu aklam-ı sitte dediğimiz 6 çeşit yazı, yani Farsça'da şeş kalem denilen 6 çeşit yazı, biraz önce söyledim, muhakkak Reyhani,
Tevki-i Rıka ve Sülüs Nesih hatları. Burada Topkapı Sarayı'nda Şeyh Abdullah tarafından yazılmış bir rulodan bir örnek size sol taraftaki. Ve bu yazıların tabii Uğur hocamızın da ifadesiyle isimlerini biz Cumhuriyet döneminde saraydaki bu şeyhin rulosundan ve onun yine bir yazı mecmuası var, yazı albümü. Orada yazıların isimlerini yazmasından tespit ettik diyor. Mesela bu da şeyhin yine murakkasından, demin bahsettiğim murakkasından yazdığı yazının hemen yan tarafına işte kalemi Reyhan yahut burada kalemi Muhakkak diye Şeyh Hamdullah yazı isimlerini yazmış. Böylece biz bu Akram-ı Sitte yazılarını Şeyh Hamdullah'tan öğrenmiş oluyoruz. Sağ tarafta şeylerine dair bilgimiz var mı? Yani neden muhakkak diyor? Tahkikle bir alakası var mı bunun? Mesela Sülüs'te herhalde üçte birle falan yazı boyutuyla alakalı bir şey olabilir belki ama ne bileyim Nesif'te neshetmek, ortadan kaldırmak veya muhakkakta tahkik acaba yani, bu etimolojisiyle bir alakası var mı veya varsa nedir? Bir bilgimiz var mı hocam bu hususta? Yani bu konuda 1,5 hissesi düz, geri kalanı müdevver diye kaynaklarda böyle ifade ediliyor. Yani belki terminolojik olarak, kelime olarak da dediğiniz gibi bir şeye gidebilir. Bu konuda çok fazla bilgim yok işin gerçeği. Fakat bu yazının özelliği mim gibi, vav gibi, ra gibi harflerinin aşağı doğru uzatılarak yazılması. Çanaklı harflerinin daha sığ ve daha yaygın yazılması. Reyhani yazıda yine muhakkakın kurallarına bağlı olarak daha ince kalemle yazılmış şekli. Yani muhakkakla Reyhani aslında aynı kurallara tabi iki farklı yazı çeşidi. Devam ediyorum. Eyvallah hocam. Muhakkakla yazılmış önemli eserlerden birisi, yani yazma eserler üzerinden gittiğim için bunu muhakkak göstermem lazım. Timur'un torunu Baysungur tarafından yazılmış ve Timur'un türbesinin önünde burada rahlesini de görüyorsunuz. Bu rahle üzerinde okunsun diye hazırlanmış bir Musaf-ı Şerif var. 16. yüzyılda 1 metre 70 santim boyunda ve 1 metre 10 santim eninde bir Musaf-ı Şerif bu. Tabii günümüze tamamı gelmemiş. Bazı parçalar günümüze ulaşmış. Son dönemde bu Baysungur Kur'an'ını İranlılar kendi kütüphanelerinde mevcut olan kısmı neşrettiler, bastılar. Tabii hepsinin ayrı hikayesi var. Bu konuda Hat ve Tesip kitabında bizim rahmetli Ali Alparslan Hoca'nın yazdığı dünyanın en büyük Kur'an'ı Baysungur Kur'an'ı yazdığı makaleden görme imkanı var. Kusura bakmayın. Çok hızlı gidiyorum galiba. Estağfurullah. Devam ediyorum arkadaşlar. Muhakkak yazı dediğim gibi fazla yer kaplamasından ve büyük kullanımından dolayı 16. yüzyıldan sonra terk edildi. Ancak işte hilyelerde besmele kısmı muhakkakla yazılmaya devam etti. Devam edelim. Burada bazen beni dinlemiyor şeyde. Evet, yine yurt dışında da bu Baysungur Kur'an'ından bazı sayfalar mevcut. Büyüklüğünü göstermek açısından size bu fotoğrafı da göstereyim istedim. Tabii bu kadar büyük yazılırken Kur'anlar daha küçük yazılan Kur'anlar da oldu. İşte bu size gösterdiğim Kur'an, Kur'an'ın tamamı mevcut bu sayfada. Hocam yani, bir önceki, çok özür dilerim, bir önceki Kur'an-ı Kerim'le alakalı arkadaşların soru işareti olarak bakacaklardır. Kağıt mı? Kullanılan malzeme kağıt, evet. Kağıt üzerine, evet. Devam ediyorum. İşte tamamı
Kur'an'ın tamamının yazıldığı bir sayfa diyelim neredeyse, yekpare. Sure başı üst tarafta oraya bir tezyinat yapmışlar. Ve gubari dediğimiz, gubar Arapça toz manasına herkesin malumu. Bu hatla böyle çok fazla sanat hususiyeti yok ama incecik yazılmış yazı örneklerine de biz gubari hat diyoruz. Bunu da göstermiş olayım. Yine bu gubari hatla umumiyetle sancak Kur'anları yazılmış. Ve işte savaşa giderken ordunun önünde o tuğlara bu Kur'anlar asılarak manevi bir destek de umulmuş kudretten, Yaradan'dan. Bunlar da yine sancak Kur'anları, çok küçük, 3-5 santim içerisinde. Dediğim gibi çok fazla sanat özelliği öne çıkmayan ama küçük yazılmasıyla ilginç olan örnekler. Devam ediyorum. Tabii bu arada demin ben mevzudan mevzuya geçiyor gibi görünüyorum ama aslında hepsi bir bütünün parçaları. Bu yazı işiyle meşgul olanlar bir, istinsah etmek için, Sami Hocam arada bir onu söylüyor, müstensih olarak ifade ediyor. Bir eseri kopyalayarak çoğaltmak için olduğu gibi ayrıca sanat göstermek için yazıyorlar. Ben bugün konuşmamı özellikle bu sanat noktasında yapmaya gayret ediyorum. Çünkü hat sanatı dediğimiz aslında bu yazının sanat olmuş hali. Fakat hattatlarımızdan belki istinsa etmek maksadıyla da yazmış oldukları örnekler var. Burada size bugün Sabancı Müzesi'nde muhafaza edilen, orada sergilenen Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi'ye ait bir Musaf-ı Şerif gösteriyorum. Yani slide o. Kadı Asker'in yazıları herkesçe malum. Biliyorsunuz dünyanın en büyük yazıları Ayasofya'da ona ait. Talik yazıda da çok güzel örnekler vermiş. Ama buradaki Kur'an'ı çok da itina edilerek yazılmamış bir Kur'an diyebileceğimiz tarzda. Tahmin ediyorum istinsa etmek için, Kur'an'ı çoğaltmak için yazılmış bir yazı örneği. Bunu da yine dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Yani hattatlar sanat göstermek amacıyla yazdıkları eserler kadar çoğaltmak ve kopya etmek amacıyla da yazılar yazıyorlar. Yani hattatlar hep sanat eseri yazarlar değil. İsterlerse istendiğinde böyle kopya etmek amacıyla da eserler veriyorlar. Devam ediyorum bu Akram-ı Sitte yazılarına. Muhakkak Reyhani'den sonra Sülüs ve Nesih hatları var. Karakter olarak muhakkak yazıya benziyor Sülüs yazı. Ama ondan ayrılan özellikleri, İşte çanaklı harflerinin daha derin ve daha dar yapılması, meyil olarak biraz daha sola doğru meyilli olması, onu muhakkak yazıdan ayırt eden özelliklerden. Harflerin bünyelerinde de tabii yine farklı özellikler var. Nesih yazı küçük kalemle, yani 1 milimetre civarında yazılan ve kitap yazmak amacıyla tercih edilmiş bir yazı çeşidi. O da tabii kaynaklarda sülüse benzer falan dense de sülüsle hiç alakası olmayan, kalem hareketleriyle bambaşka bir yazı formu, yazı çeşidi olarak görebiliriz. Devam ediyorum. Gelişimini burada kısaca bir göstereyim istiyorum size Nesih yazının. Yani bu Kur'an'ların yazımında çokça kullanıldığı için Kur'an kitabeti üzerinden Nesih yazıda zaman içerisinde bambaşka güzelliğe ulaşmış. Bambaşka güzelliğe diyorum 21. yüzyıldan baktığımızda. Burada görülen yazıların her biri kendi yüzyılı içerisinde aslında şaheser örnekler. Öyle bakmak lazım. İşte Yakut'un yazdığı bir sayfa. Ortada Karahisari'nin yine Yakut üslubunda yazdığı bir yazı, bir Fatiha suresi. Yine sol tarafta
bir Şeyh Hamdullah Kur'an'ından bir sayfa. Bu tabii yazı 17. yüzyılda Hafız Osman Eli ile bu Sülüs Nesih yazı biraz daha ileriye götürüldü. Ve Nesih yazı, Sülüs Nesih yazı 19. yüzyılda bugün Sülüs Nesih yazıyla uğraşan hattatların kendilerine hoca kabul ettikleri Şevki Efendi Eli ile de en kemal noktasına ulaştı diyelim. Hocam bugün... burada şimdi öğrencilerimiz, dinleyenlerimiz içerisinde hatla meşgul olan dinleyicilerimiz var ama hiç hatla meşgul olmayan dinleyicilerimiz de var. Onlar için bu üslupsal farklılıkları, çünkü aynı gibi görürler, çok kısaca evet. bahsedebilir misiniz? Yani bunun için şöyle bir şey söyleyeyim Betül Hocam, sen de işin içerisindesin. Hat evet. eğitimi denilen bir şey var. Bir başlıyorsunuz, en az 4-5 sene sürüyor. Yani bilmeyen birisine benim işte bu Sülüs yazıdır, bu Nesih yazıdırı anlatmam bu konuşmanın içerisinde oldukça zor benim açımdan. O merak edenler bana gelsinler. Ben onlara farkı detaylı bir şekilde daha geniş geniş rahatlıkla Hayır, şunu demek istedim. Yok yok. Yani üslupsal farklılıklar ne olabilir? Yani kısacası. Yani burada Nesih yazıyı hep incecik kalemle, 1 milimetrelik, 1,5 milimetrelik kalemle yazılan yazı olarak ve kitabet hattı olarak bilmek lazım. Yani Kur'anlar umumiyetle %95-99 diyelim Nesih yazıyla yazılır. Yani Nesih yazının celi yazılmış örneği neredeyse yok denecek kadar az. Son dönemde bir Halim Efendi'nin yazmış olduğu bir mezar taşı kitabesi var benim bildiğim. Yani büyüdüğü zaman bir sülüs yazı gibi güzel görünen bir yazı değil Nesih yazı. Onun güzelliği ince ve küçük yazılmasında. Ben burada kabaca böyle söyleyebiliriz. Buyurun. Merak ettiğim bir mesele vardı. Onu da sormak istiyorum yeri gelmişken. Buyurun Sami Hocam. Kur'an-ı Kerim'de genellikle nesih kullanıyorlar. Evet. Medrese kitaplarının istinsahında da genellikle talik yazı dikkat çekiyor. Yani Selçuklarda falan da böyle miydi bilmiyorum. Özellikle Osmanlı medrese kitaplarının istinsah edilen kitaplarda. Acaba yani şunu hep merak ediyorum. Yazı karakterinden yola çıkarak disipline dair bir tahmin yapabiliyor muyuz? Böyle bir şey mesela astronomi kitapları işte diyelim ki işte şer'i ilimler genelde şu yazı karakteriyle, âli ilimler şu karakterle, ne bileyim fen bilimleri şu karakterle. Yani buna dair bir çalışma yani yoksa bile böyle bir tespit yoksa bile bunun yok olduğunu söylemek de önemli bir şey. Ne bileyim talebelerinizden filan bu hususta çalışmak isteyenler olabilirse hocam iyi bir şey ortaya koymuş olabilir. Buna şöyle cevap vereyim Sami Hocam. Birincisi bu ilmi eserlerin yazımında nesihat tercih edilmiş. Yani Arapça ilim dilidir, Farsça kültür dilidir. Böyle bakarsanız Arapçanın ilmin taşındığı, nakledildiği eserlerde bu harekeleme sistemi okumada yanlış okumaya, hataya meydan bırakmayan bir sistem. O yüzden ilmi eserlerin yazımında Arapçayı tercih etmişler. Ama hocam şöyle, bu buyurun. Bir döneme kadar olabilir. Biz medrese kitaplarında nesihin çok fazla kullanıldığını görmüyoruz. En azından benim müşahede ettiklerim, bilmiyorum. Fatih Hocam farklı bir ne şey görüyorsunuz söyleyeyim. Peki, ne görüyorsunuz? Talik hocam genelde. Yani şöyle, medresede dediğim gibi eğer tereddüde düşünmeyecek bir eserse bu. Mesela Kur'an yazılmış Kur'an örneklerine baktım ben. Süleymaniye'de talikle yazılmış Kur'an sayısı çok az. Topkapı Sarayı'nda da çok az. Yani harekeleme yapmışlar. Yani o yazdıkları, talikle yazdıkları Kur'an'lara da yine ince kalemle bir harekeleme yapmış hattatlar. O yüzden ilmi eserlerde... Bir dakika, seslerinizi kapatın. Şeye müsait olması mı oluyor o zaman? Harekelemeye müsait olması mı? Tabii ki ve dediğim gibi yani kitabet metnine en uygun yazıdır. O zaman şunu ben şu an anlamış oluyorum. Yani neden talik yazının bu kadar kullanıldığını? Çünkü medrese kitaplarına genellikle hareke kullanmaz. Yani özellikle karışmasından korktuğu bazı bir takım yerlere kullanır belki ama
Evet. Belki de bu yüzden dolayı nesil kullanmıyorlar. Bilmiyorum yani. Daha hızlı mı oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Yani demek istediğim şey şu. Bu katılan arkadaşlar için de söylüyorum. Yani bununla alakalı bir makale, bir tez yazacak arkadaşlar varsa bu yazı disiplin ilişkisi bağlamında bir şeyler yazılabilir. Onu vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Evet. O da tabii ayrı bir araştırma mevzu olarak dikkati çekiyor tabii ki. Zaten nesh kelime itibariyle bir şeyin hükmünü ortadan kaldıran demek, nesh etmek. Birincisi direkt bu tabirle nesih yazı geldiğinde diğer yazıların hükmünü ortadan kaldırdı. O çok revaç buldu, raiç bir yazı haline geldi ve eserler nesih ile yazılmaya başlandı manasına geldiği gibi yazının kendi karakterinde olan yazarken çünkü nesih yazıda kalemin de neshettiği yani kalemi yarım kalem, üçte bir kalem, üçte iki kalem kullandığı noktalar olması hasebiyle de kalemin de ucunun belli bölümlerinin hükmünü ortadan kaldırdığı için de bu ismi aldığına dair ifadeler var. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Yani umumiyetle kitabette eserlerin çoğaltılmasında nesih yazı kullanılıyor. Bu tabii 17. yüzyıldan sonra özellikle yani bizim talik yazıyla tanışmamızdan sonra talik yazının kullanılması ön plana çıkıyor. Ve dediğim gibi son dönemlerde özellikle mimari eserlerde, kitabelerde sülüs yazı terk edilmiş. Taşa işlemenin getirdiği kolaylıktan dolayı hareke ciddi manada tabii büyük bir yük getiriyor o taş ustasına. Umumiyetle kitabelerde de kullanılan yazı çeşidi talik yazı olmuş. Devam ediyorum ben. Lütfen, buyurun. Evet. Daha sonra bu Aklam-ı Sitte yazılarından iki tanesi yine birbiriyle bağlantılı tevki ve rika hatları. Bunu rika ile karıştırmayalım yalnız. Rika tevki yazının daha ince ve küçük yazılan şekli. Hatta biz bugün günümüzde onu hattı icaze yazısı olarak da icazet yazısı olarak da biliyoruz. O da rika yazısı. Bunlar menşurların falan yazılmasında umumiyette kullanılmış. İşte özelliği nereden tanıyacağız denirse zülfelerinde ve bir yumak gibi kendinden sonra gelen harflerle harflerin birleşmesi de bu yazının hususiyetlerinden sayılır. İşte bir icazetname örneği. İşte hattatların almış oldukları icazetlerde, diplomalarda hocaların altına yazdığı tasdik ibareleri, ifadeleri icazi hattıyla yani rika hattıyla yazılıyor idi. Devam ediyorum. Bu Aklam-ı Sitte'den bahsederken bunun dışında kalan yazıları da hemen bunun ardına eklememiz gerekir. Bunlardan birisi İslam yazılarının gelini diye de tabir edilen İran sahasında ortaya çıkmış talik yazı. Talik yazı burada gördüğünüz gibi işte tevki yazıdan çıktığı düşünülebilir. Belki oradan ilham aldığı düşünülebilir bu yazının. Yazılan bir yazı. Yine girift kendinden sonra gelen harflerle birleşerek yazılan umumiyetle son kısımları yukarıya doğru yazılan yazılar. Buna tabii taliki kadim yahut taliki asıl isimleri de veriliyor ve bugün mesela biz İstanbul'da talik dediğimiz, talik olarak kullandığımız yazı bu yazı değil. Bu İran sahasında dediğim gibi ortaya çıkmış nes talik yazının bir öncesi. Bundan hemen sonra şimdi göstereceğim slaytını talik nes talik yazı ortaya çıkacak. Tabii burada 16. yüzyılın önemli hattatlarından İhtiyarüddin Münşi, talik yazıda büyük ustalardan birisi. Hemen akabinde nesh-i talik dediğimiz, demin nesih yazı için söylemiştim, bir şeyin hükmünü ortadan kaldırmak anlamında. Talik yazının hükmünü ortadan kaldıran, nesh-i talik adı verilen bir yazı ortaya çıktı.
Ve biz bu yazıyı tabii İran sahasındaki gibi bizde talik yazı çok kullanılmadı. Fatih döneminde kullanılmış örnekleri var. Üniversite kütüphanesinde çok güzel örnekler var. Kullanılması çok fazla revaç bulmadığı için direkt nes talik yazıyı kullandık ve adına da biz direkt onun talik yazı adını verdik ve talik olarak bizde bilindi ve kullanıldı. Hala da biz nes talik yazı demiyoruz ama bir akademik çalışmadan bahsettiğimizde iki yazı tarzını ayırt etmek adıyla bugün bizim talik dediğimiz yazıyı aslında nes talik dememiz gerekir. Bunu da söylemek lazım. Buyurun. Teyden bir şey söylemek isterim. Kataloglarda da evet biz buna talik diyoruz. Talik olarak yazıyoruz. Ben bunun şahsen aslında nes talik olduğunu bilmiyordum şahsen. Evet. Ama talik olarak revaç buldu. Bu isim kabul gördü diyorsunuz Osmanlı'da değil mi? Tabii ki. Yani eğer siz talik dediğiniz zaman size talik yazı bu derlerse ne diyeceksiniz Sami Bey? Yani bu yazı talik yazı. Son dediğinizi anlayamadım ama kataloglarda biz buna talik yazı diye kaydediyoruz. Bizim umarım hata yapmıyoruz yani. Bizim topraklarımızda Osmanlı coğrafyasında biz hep buna talik dediğimiz için bu kargaşa, bu karmaşa yaşanmadı. Yani talik dendiğinde herkes nes talik yazının kastedildiğini bildi. Hatta talik, nes talikten haberi bile olmadı birçok kişinin. O yüzden bizim kütüphanelerimizde, biz de bugün ben talik yazı diyorum. Kastettiğim yazı aslında nes talik ama talik yazı diyoruz. Ama akademik bir yayın, uluslararası bir yayın yaptığınızda size bir batılı sen buna talik diyorsun, talik diye başka bir yazı çeşidi var dediğinde ne cevap vereceğiz? O yüzden iki farklı yazı olduğunu bilmemiz lazım. Biz bunu talik olarak adlandırıyoruz ama talik yazının başka bir yazının ismi olduğunu bilmemiz lazım. Bunu ben yeri gelmişken söyleyeyim. Olur mu? Tabii hocam burada bu konu, güzel bir konuya tespit ettiniz. Bunun da bizim çok fazla zikretmemiz gerekiyor. Çünkü hattatlar arasında da hala bu yazı konusunda ısrarlı bir şekilde nesterlik değil, talik olduğunu iddia eden hocalarımız da var maalesef. Ben o zaman diyorum ki bir önceki slide'daki talik yazıya oraya gelelim Betül Hocam. Buna ne diyeceğiz? Yani tabii o hocalarımız buna talik-i kadim diye söylesek diye de söylüyor hocalarımız. Evet, yani ayırmak için o zaman talik dışında yeni bir başka bir yazının olduğunu kabul etmek gerekir. Yani biz buna kendi kullandığımızda nes talik demeyeceksek, talik diyeceksek, talikten başka ama talik adında onun başına sonuna ya da başına pardon, talik-i asıl yahut talik-i kadim diye ifadelendireceğimiz bir şey koymamız lazım. Onu vurgulamak lazım. Ben yine burada tekrar slayta geri döndüğümüzde şunu da söyleyeyim. Talik yazı, yani buradaki talik yazı, gerçek talik yazı bizim Osmanlı'nın icat ettiği divani ve celi divani yazı ya da ilham kaynağı oldu. Yani hatırlarsınız şöyle kabaca bir bakın, divani ve celi divani yazı da bu yazıdan neşet etti. Olur mu? Benim tezim de zaten bu konuyla alakalıydı. Evet. Ali Bey ile çalışmıştık. Evet. Tereciye teras atıyoruz işte. Neyse herkes... Estağfurullah hocam. Tez yapmadığı için. Estağfurullah hocam. Bize de müşteri var işte. Evet. Eyvallah. Buyurunuz. Faydalı oluyor. Buyurunuz efendim. Devam ediyorum. Yani bu arada tabii Betül hocamızın da divani konusunda bir tezi olduğunu ben yeri gelmişken hatırlatmış olayım. Devam ediyorum ben arkadaşlar. Evet. Tabii talik yazı deyince bir de o talik yazının kaidelerinin kırılarak yazıldığı bir yazı var. Ona da şikeste talik adı veriyoruz. Biz bu şikesteyi diğer yazı çeşitleri içinde belki kullanabiliriz. Yani bir yazının kaideleri kırılarak yazılıyorsa ki Rika yazısında bu var, onu göstereceğim birazdan. Ona şikeste Rika adını veriyoruz. Yani şikeste aslında Farsça kırık manasına geliyor. Kırık yani onun kaidelerinin kırılarak yazıldığına dair. Burada da işte rahmetli hocam
Ali Hoca'nın yazmış olduğu bir İnşirah suresi örneği, şikeste talikle yazılmış bir örnek. Bununla ilgili de bir hatırasını da hemen nakledeyim burada. Rahmetli Hoca, Ali Akbaslan Hoca İran'da doktorasını yaptığı için bu şikeste talikı orada meşketmiş ve şikeste öğrenmiş. İstanbul'a geldiğinde bir ahbabına şikesteyle bir yazı yazıyor. O zat da tesip etmek için Rikkat Hoca'ya gidiyor. Rikkat Hoca diyor ki bu kimin yazısı? Diyor ki zat Ali Alparslan Hoca'nın yazısı. Tabii Ali Hoca'yı da tanıdığı için Rikkat Hoca yazıya da bir mana veremiyor, böyle farklı bir şey. Vah vah yazık, Ali yazıyı çok bozmuş demiş. Bunu da rahmetli Ali Hoca anlatırdı. Hoca benim evet. yazıyı bozduğumu zannetmişti diye. Rahmet olsun ikisine de. Devam ediyorum. Evet, bu talik yazının dışında bu defa Osmanlı'nın ihtiyaca binaen icat ettiği yazı çeşitlerinden bahsetmek lazım. Aklam-ı Sitte'ye bir talik yazıyı ve nestalik yazıyı ekledikten sonra Celi Divani'yi de bunların ardından ekleyebiliriz. Celi Divani aynen o talik yazıda olduğu gibi kaidelerin kırılarak yeri geldiğinde girift bir şekilde yazıldığı bir yazı. Bunu fermanların, beratların yazımında araya yeni bir kelime girmesin, arada bir boşluk olmasın diye yazıldığından bahseder kaynaklar. Ayrıca bahsettiğimiz o kağıdın terbiyesi, ameliyesi fermanlarda, beratlarda olmaz. Ham kağıda yazarlar ki yalayarak ya da kazıyarak bir tahsih imkanı olmasın. Bu da resmi yazıların kullanımında, resmi belgelerin yazımında kullanılmış. O yüzden Celi Divani ile yazılmış levha örnekleri hemen hemen yok gibidir. Çünkü bu yazının resmi yazışmalar dışında kullanılması da çok şey değildi, müsait değildi, devlet tarafından müsaade edilmiyordu. O yüzden umumiyetle resmi evrakın, fermanların yazımında çokça gördüğümüz bir yazı cinsidir. İşte bütün boşlukları tezyeni işaretlerle doldurulur, son kısım sol taraf yukarıya doğru çıkar. Kendine has özelliği olan bir yazı çeşidi Celi Divani. Fakat şeyde Konya'da bir Celi Divani yazı, bir Kur'an örneği buldum ben. Enbiya suresi. Konya'da dedim bir koleksiyonerde. Yine Zahide bin Ali Paşa, paşalardan birisinin kızı, hem de bir hanım hattat. Burada hanım hattatlar da bizi takip ediyorlar biliyorum. O bir hanım hattat olması hasebiyle de bu Celi Divani bence güzel bir yazı örneği. Yine altınla, zerendot olarak altınla yazılmış bir yazı örneği. Hocam bir soru var herhalde. Tuğba Özer herhalde. Evet Tuğba. Buyurunuz. Tuğba Özer. Buyurunuz Tuğba Hanım. Herhalde yanlış anlaşıyor. Çünkü el kaldırıyorlar. Yanlışlıkla bakıyorlar hocam. Özür dilerim. Ben yine devam edeceğim. İşte burada fermanlarda kullanılmış örnekleri. Farklı renk mürekkepler de kullanıyorlar. Altın, siyah, kırmızı, lacivert mürekkep de kullanılıyor yazımında. Tasarım olarak sağ taraf oldukça boş bırakılıyor. Sol tarafa dayayarak yazıyorlar neredeyse. Tabii bu arada çok bahsedemeyeceğim ama hat sanatında tuğralar da önemli. Hattatlar bu konuda da önemli eserler vermişler. Yani sultanların alameti farikası diyeceğimiz tuğraları Orhan Gazi'den son padişaha gelinceye kadar tarihi seyri içerisinde estetik olarak çok önemli müdahalelerde bulunmuşlar ve çok güzel hale getirmişler. Bunlardan tabii ismini zikretmemiz gereken Mustafa Rakım, Sultan II. Mahmut
Tuğra'sında artık o kadar güzel bir hale getirmiş ki Tuğra'yı, rahmetli Ali Hoca artık bir adım daha ileriye götürülemeyecek hale getirdi. Tuğra'yı dondurdu. Artık o kadar güzelliğe ulaştırdı ki yapılacak bir şey kalmadı diye bahsederdi. Divani ve Celi Divani'nin resmi yazışmalarda kullanımına örnek bunlarda. Celi Divani'den sonra bahsedeceğimiz diğer bir yazı, Celi Divani'deki gibi bolca hareke ve tezyini işaretlerin kullanılmadığı, çıplak olarak yazılmış bir yazı cinsi. Karakter olarak benziyor gibi görünse de divani yazıyı Celi Divani'den yazıdan rahatlıkla ayırt edebiliriz. Burada da bir Celi Divani örneği görüyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında Osmanlı bir sanat yazısı olmasa da mali kayıtların tutulması için bir yazı çeşidi icat etmiş. Bu da bir şifreli yazı gibi noktaların falan kullanılmadığı neredeyse bir yazı cinsi, siyakat yazı. Osmanlı arşiv belgelerinde kullanılmış bir yazı. Fakat son dönemde hatta Hamit Bey'den rica etmişler, siyakatla bir besmele yazmasını istemişler ve üstte görmüş olduğunuz siyakat yazı örneği olarak da bir besmele yazmış hatta Hamit Bey. Devam ediyorum ben. Bunun dışında yine Osmanlı'nın bu hat dünyasına hediye ettiği, kattığı yazılardan birisi de Rika yazı. Rika yazıdan ayırt etmek lazım. Bazı Arap kaynaklarında Ruk'a olarak da zikrediliyor bu yazı. Osmanlı devrinde Babali kalemlerinde resmi evrakın yazılması esnasında süratle yazılmasından dolayı ortaya çıkmış deniyor. Burada da önemli iki isim var. İzzet Efendi ve Mümtaz Efendi. Mümtaz Efendi biraz daha eski. İzzet Efendi Rika yazıyı bir kaide ve kurala bağlayarak bugün bizim yazmış olduğumuz Rika yazısını ortaya koymuş. Biz bugün İzzet Efendi mektebinde yazıyoruz. Altta da işte Rika yazısında kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harfler birleştirilerek şikeste Rika diyeceğimiz kaidelerinin kırılarak yazılmış şikeste Rika'ya bir örnek. Devam ediyorum arkadaşlar. Tabii bu Osmanlı dışında bizim yazı çeşidi olarak neşriyatta karşımıza çıkacak bir yazı çeşidi Bihari yazı. Bihari yazı Hindistan tarafında, yani doğu kaynaklı bir yazı. Burada Bihari hat, Bihar denilen bir yer var orada. Orada ortaya çıktığı için kendine has böyle kalınca tarih yazıya da benzer hareketlerin olduğu bir yazı cinsi bu. 16. yüzyıla ait Bihari hattına örnek. Sağ tarafta bugün İngiltere'de bulunan bir kütüphaneden Musaf, Bihari hatta yazılmış bir Musaf örneği. Devam ediyorum. Yine Timur'un torunlarından Zahirüddin Muhammed Babür tarafından icat edilmiş. İcat edilmiş diyorum çünkü alfabeyi kendisi oluşturmuş ve oluşturduğu bu alfabeyle iki tane de Kur'an yazmış Babür. Çok sanatkar bir hattat. Bu iki yazmış olduğu iki Kur'an'dan bir tanesi kaybolmuş, bugüne ulaşmamış. Bir tanesi İran'daki kütüphanelerden birisinde. Burada da size Babür hattıyla yazılmış bir Kur'an örneği gösteriyorum. Yine bu konuda merak edenler Ali Alparslan Hoca'nın Babür'i hatla ilgili yazmış olduğu Türkiyat Mecmuası'nda bir makalesi var. Hatta iki makalesi. Birbirinin devamı. Oradan bakabilirler. Hani bir görmüş olun diye yine size burada göstermek istedim. Gubari yazıdan bahsetmiştim. Gubari yazıyla daha sonra böyle levhalar da yapmışlar. Bunu çabuk geçiyorum. Onun haricinde tabii hattın malzemesi olarak kitaplarda teknik olarak diyeyim, yazı çeşidi sülüs olabilir. Burada sağ tarafta aslan figüründe olduğu gibi. Yahut talik yazıyla yazılmış örnekleri var, sülüsleri var.
kağıdı keserek ya zemini oyarak yahut harfleri işte erkekli dişili yazarak yine kağıt üzerinde bir yazı örneği olarak da katı yazı örnekleri olarak bundan bahsedebiliriz. Onun haricinde tabii yakın zamanda bir Azerbaycanlı hanım hattat ve süsleme sanatçısı diyelim, ressammış ayrıca. İpek üzerine altınla böyle bir Kur'an-ı Kerim yazdı. Onun yanında kumaş da yazı malzemesi olarak kullanıldı. Burada 25 metre uzunluğunda bir ipek üzerine yazılmış rulo şeklinde bir musaf-ı şerif görüyorsunuz. Yine arkasına yapıştırılan bir şeyle kuvvetlendirilerek ipek üzerine yazılmış bir Kur'an örneği. Yani farklı malzeme olarak da görelim diye gösterdim. Hattatlar nasıl yazıyorlardı? İşte sol taraftaki çok meşhur Mısırlı katip heykeli bağdaş kurarak yazıyorlardı. Elindeki kalemi düşmüş ama elinde de bir kalemi vardı bu katibin. Yine 8-9. Yüzyılda bizim en eski kaynaklarımızda minyatürde Uygur katiplerin oturarak yazdıklarını ve bazı örneklerde hem sağ hem sol elinde de kalem tutarak yazdıklarını görüyoruz. Yine Babür Hindistan bölgesinden 17. yüzyıla ait bir minyatürde yine yerde oturmuş dizinin üstünde yazı yazan bir hattat minyatürü görüyorsunuz. Çok kısaca hocam, çünkü sonumuza da yaklaştık, ama ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun, buyurun. Burada Uygur metni gördüğüm için evet. Acaba yani hattın gelişmesinde Uygur'un etkisi var mıdır 78? Çünkü benzer özellikler çok fazla. Bunu ben yani, sadece merakımdan dolayı soruyorum. Şimdi Betül hocam şöyle, yani onların da yine bunları kamış benzeri bir kalemle yazdıklarını biliyoruz. Yani Çin yazısında olduğu gibi fırça kullanmıyorlar. Yine kağıdı malzeme olarak kullanıyorlar. Ve ucunu da muhtemelen bizim İslam yazısında bizim kestiğimiz gibi kestiklerini bu yazmış olduğu yazı örneklerinden görüyoruz. Yani bizim yazıyla çok fazla bir münasebeti yok yalnız benim bildiğim kadarıyla. Onların kendi alfabeleri Uygurca. Hatta bununla yazılmış, Kopenhag'da görmüştüm. Bir Peygamber Efendimiz'in minyatürünün de bulunduğu bir el yazmasıydı. Evet, Uygur harfleriyle yazılmış. Siz de hatırlayacaksınız. Öyle bir örnek var. Ama İslam yazısıyla Uygur yazısını irtibatlandıramıyoruz diyeyim öyle. Benzer özellikler olduğu için acaba böyle evet, bir irtibatlandırma? Çünkü kamış kalemle yazıldığı için 3 aşağı 5 yukarı benzerlik o noktada söylenebilir. Yine sol tarafta Yakut'un minyatürü olduğu söylenen bir minyatür ve Necmettin hocamız sağ tarafta dizinin üstünde yazıyor. Yine Osmanlı devrinde de yine oturarak bir yazı çekmecesi üzerinde yazan hattatlar. Hatta arzı halciler bile yine dizleri üzerinde yerde yazıyorlardı yazılarını. Devam ediyoruz. İşte Divan-ı Humayun'da bir gravürde Osmanlı resmi evrakının yazılıp çizildiği dairelerde diyelim. Hattatlar bu şekilde çalışıyorlardı muhtemelen. Yerde minder üzerinde resmi evrakı yazıyorlardı. Devam ediyorum. Tabii Sami hocam belki bana şey diyecek ama hat deyince, kitap deyince birazcık da terminoloji ve tabii burada Kur'an en önce karşımıza çıkan kitap olarak önem kazanıyor. Hattatlar yazıyorlar, çiziyorlar. Serlevha, hat için önemli bir sayfa. Hattatlar Kur'an yazmaya başlarken Fatiha'yı yazarak başlamıyorlardı. Kur'an'ın ortalarından bir kısımdan yazıp Fatiha kısmını en sona saklıyorlardı. Eli yazdıkça açılsın, gelişsin ve meleke kesbetsin. En son ustalık kendince o eseri yazarken kazandıktan sonra da Fatiha ve Elif Lam Mim sayfalarını yazarak en kamil şekilde yazıyı, Kur'an'ı yazsın istiyorlardı. Serlevha o yüzden önemli. Devam ediyoruz. Tabii hocam, buyurun. Hocam, bu şu an işte 1B diyoruz malum bu yazmadaki bu şeye. Bunun arkasına 1A veya Zahriye diyoruz. Evet.
İlk dönem Kur'an-ı Kerimlerde de hep bir beyle mi başlıyor bu? Ne zamandan itibaren acaba böyle bir hatırlıyor musunuz? Yani şimdi Sami Hocam, işte o en eski örneklere baktığımızda tabii o deriler üzerindeki Kur'anlar belki en eskileri ama benim hatırladığım bir A sayfasından başlayan yazma neredeyse yok gibi. Yani hep sağ sayfadan başlıyorlar. Çünkü yazı sağdan sola gidiyor ve bu işin mantığı da böyle. O yüzden bir de Kur'an özelinde açtığınız zaman Fatiha ile başlayacaksınız ve Bakara suresi bu şey olarak da estetik olarak da simetri insan gözüne en hoş gelen şeydir. Simetriyi arar insan. Yani insanın kendisi de yaratılış fıtrat itibariyle simetrik yaratılmıştır. Ufak tefek farklılıklar olsa da. O yüzden bizim sanatlarımızın temelinde bu simetri her zaman aranan bir özellik olmuş. Yani sanatkar yazı yazarken de, süsleme yaparken de hep o simetriyi bilinç altında hep aramış yani. O yüzden yazma eserlerde umumiyetle serlevha dediğimiz ve bir B ile başlayan özellik hep var diye biliyorum ben. Yani çok münferittir yani bir A ile başlayan olsa bile. Yani bu da Anladım. tabii Şöyle hocam, buyurun. mecmualarda eğer denk getiriyorsa bir ayı alıyor ama o mecmua olduğu için bazen onu yapıyorlar ama müstakil böyle eserlerde özellikle mecmua olsa bile mecmuanın ilk eserinde ben işte bu bir B geleneğinin Kur'an-ı Kerim'den geldiğini düşünüyorum. Evet. İşte o da ilk dönemlerde miydi onu bilmiyorum. Onu öğrenmek istedim sadece. Evet, yani Teşekkür ederim. benim gördüğüm de hep bu şekil. Yani hep bir B sayfasından başlıyor. Tabii ön tarafta da boş Anladım. kısımlar kaldığı için işte zahriye dediğimiz kısımlar. Oralarda tabii temellük kaydının bulunduğu sayfalar da var. Ayrıca mesela 10 sayfa zahriyeli örnekler de gördüm ben. Yani Evet, hikayeli, evet. O kadar sanat göstermişler ki yani işi abartmışlar ama böyle örnekler de mevcut. Sonra arkadaşlar epeyce yordum sizi ama biraz hızlı gideyim toparlayayım artık. Devam ediyorum. Saraydaki en güzel talik Kur'anlarından birisi bu. Bu arada bunu söyleyeyim. Şah Mahmud Nişaburi tarafından 16. yüzyılda yazılmış bir örnek. Şunu geçeyim. Evet, yani zemini boyalarak farklı mürekkepler, farklı renkler kullanılarak bunlar tabii hattatlar tarafından mı yazılıyordu, yapılıyordu? Yani umumiyetle hattatlar tarafından yapılıyordu ama yine müzeyyipler tarafından da icra edilmeyecek şeyler değil. Çünkü altın ve fırça kullanılarak da bu yazılar icra edilebilir. Devam ediyorum. İşte sağ tarafta bir temellük sayfası Fatih devrine ait. Son dönemde tabii tezyinat noktasında baktığımızda yazı geliştikçe bizim Avrupa'yı tesir münasebetiyle Osmanlı zayıfladıkça altını bol kullanmaya başlamış. Psikolojik bir belki arka plan olabilir. Osmanlı batmaya doğru altını abarttıkça abartmış. 16. yüzyılda zirvede olduğu dönemde mesela altın ve lacivert renk dengesi neredeyse lacivert öne çıkacak kadar boyadan yana. Devam Hocam edelim. bu temellük sayfası dediniz. Bu kendinize ait bir ifade mi yoksa terim Yok, olarak kullanılıyor mu? terminolojide böyle geçiyor. O eser kime ithaf edildiyse, kimin mülküyse o sayfalara temellük sayfası diyorlar. Sami Hocam. Buna atıp yapabileceğimiz hatırladığınız bir kaynak varsa paylaşırsanız memnun olurum hocam. Bunu Yani bir kaynaklara bakın. Ayrıca şu kaynağı size göstereceğim. Bunu gördüğünüz muhakkak vardır sizde ama çok faydalı bir eser arkadaşlar. Burada ciddi manada bizim problemlerimize çözüm getirecek ifadeler var. Çok da güzel bir yayın olmuş. Evet. Tavsiye ederim. Bu kitap üzerine güzel de bir makale yazıldı Ahmet Kaylı Evet. tarafından. O da güzel bir makale. Evet. Bu temellük sayfasını şunun için sordum. Temellük kayıtları üzerine doktora tezi hazırlama aşamasında olan bir arkadaşımız var da.
Evet, ben yine bakayım kaynaklarımdan size kaynak temin etmeye çalışayım, olur mu? Olur hocam, teşekkür ederim. Yine işte unvan sayfası dediğimiz yazma eserlerin başladığı sayfalar. Tabii burada tabii tasarım olarak da düz metinler göz tarafından takip edilmesi zor oluyor. Nazım eserlerde, manzum eserlerde, şiirin falan yazımında bu tarz takip edildiği gibi metinlerin böyle dilimlenerek ikiye, dörde bölündüğü sütunlar halinde yazılmış kitap örnekleri de mevcut arkadaşlar. Bunu da o maksatla size gösteriyorum. Yine önemli bir sayfa, bir hattat için. Ser levha ne kadar önemliyse hatime, ketebe, ferah sayfası dediğimiz hattatın imzasının, tarihin, hatta bazen o eserin yazıldığı şehrin de bulunduğu ketebe sayfası. Umumiyetle tarihleri Arapça olarak atıyorlar. Rakamla yazdıkları tarihler de var, Hicri tarihi olarak. Bu da iki farklı dönemden biri daha yakın Avrupa'yı süslemeli bir sayfa. Nesih bir eserin ketebe sayfası. Sol tarafta da demin gösterdiğim Şah Mahmut Nişaburi'nin başka bir talik eserinin ketebe sayfası. Hocam bu ketebe sayfasıyla ketebe sayfası dediniz yine. Ben şimdi biraz takıntılıyım bu terimler meselesine buyurun, de. Buyurun. Çünkü bu disiplin terimler yeni yeni oluşuyor. Evet. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Şimdi ketebe sayfası kullanılan bir şey mi bu? Sayfanın kendisine ketebe sayfası ifadesi size mi ait, yoksa atıp yapabileceğimiz bir şey var mı bildiğiniz, hatırladığınız? Yani şimdi ketebenin kullanıldığı sayfa, bakın sağ tarafta altta bir imza var. Yani Bab-ı Ali Buhari-i Şerif. Onlar ketebe, eyvallah, da sayfanın evet. kendisine ketebe sayfası. Peki bu sayfaya yani bu sayfaya demin dediğim gibi hatime sayfası, ferah sayfası ifadeleri de kullanılıyor. Ketebe sayfasını duydum sanki hocalarımızdan. O konuda da size yine kaynak vereyim. Yok. Varsa güzel olur. Ayrıca güzel olur. Onun için şey yaptım. Bir de hocam bir şey var. Benim gözlemlediğim müstensihler muhtemelen hattatlarda da böyledir. Eserin dili ne olursa ne olsun genellikle ketebeleri, ferah kayıtlarını ve mümkün mertebe dibaceleri Arapça yazıyorlar. Böyle evet, bir doğru. Gelenek böyle, var. Böyle Bu bir teatrı var. Hattatlara ve müstensihlere böyle bir tavsiyede bulunan eser var mı hatırladığınız? Yani işte ketebeleri Arapça tutun, dibacileri Arapça tutun, literatürde böyle bir şey var mı hocam hatırladığınız? Böyle bir şey hatırlamıyorum ama benim gördüğüm, hatta bugün hattatların hemen hemen neredeyse %90'ı, 99'u bunu kullanıyor. Hicri olarak atıyorlar tarihi. Hürmeten Peygamber Efendimiz'e. Hatta mesela burada sol tarafta bakın bir ketebe sayfası var. Evet. Yan tarafta da tarihi Farsça atmış ama Hicri tarih olduğunu da belirtmiş burada. Diyor ki der nohsedu siyu çehar ez hicret bud. Evet. Yani bu eserin bunu şeyde de çok yapıyorlar hocam. Arapçada da El Hicriye diye çok yapıyorlar. Ben doktora evet. Bu ketebe kayıtları üzerineydi de istinsak kayıtları üzerine. Evet. Bu sormak istediğim bir şey daha var ama isterseniz programdan sonra sorayım. Buyurun. Tabii yani bugün de bu imza kısmında umumiyetle Arapça kaideye uyuyorlar ve o şekilde atılıyor imzalar. Biterken üçgen şeklinde umumiyetle bitiriyorlar ve mim harfleriyle bitiriyorlar. Temme işte tamam oldu, bitti manasına. İşte sene ve rakamlarla tarih konulan örnekler var. Hocam burada yine bir şey sormak istiyorum. Çok araya girdim, özür dilerim ama ilgimi çeken meseleler. Bu üçgen meselesi, bunun da ben biraz daha bizim Osmanlılara has olduğunu düşünüyorum. Acaba yine bu şeyle alakalı ketebelerin formunun nasıl olacağına, biçimsel anlamdaki formunun nasıl olacağına dair böyle bir referans gösterebileceğimiz bir şey var mı? Ben Burada Fransız Baştan dinleyici 16. yüzyıla tarihliyor bu onu ama kim? Neye göre bunu yapıyor bilmiyorum. Kim tarihliyor dediniz? François Deroche var. Deroche. Bu yazma eserler uzmanı, iyi bir üstad. Evet. O 16. yüzyıla falan şey yapıyor ama yani neye göre tarihlediğini bilmiyorum. Ama bizim keşke elimizde şöyle bir şey olsa ne kadar güzel olur.
katiplere bir takım tavsiyelerde bulunan böyle risaleler varsa, işte Evet. efendime söyleyeyim, ketebe kaydını şöyle tut, formunu şöyle yap, girişi böyle yap. Yani müşahat mecmuaları Osmanlı'da var, katiplere hitaben yazılan, onu biliyoruz. O Evet. daha ziyade böyle el kaplar, işte protokol kurallarına riayet etme falan. Evet. Eğer böyle bir şey denk gelsek çok işimizi Keşke, kolaylaştırabiliriz. keşke, keşke Sami Hocam olsa da yani bu işin daha çok ilim tarafıyla alakalı. Biz işin sanat tarafından ve teamülle hocamızdan Evet. böyle gördük. O da hocasından böyle gördü. O da böyle Evet. yazıyordu diye baktığımızda bizim böyle bir kaynaktan haberimiz yok. Keşke araştırmacılarımız kütüphanelerde bu eserleri dideseler, inceleseler, bulsalar da bizi de haberdar etseler diyorum ben. Yalnız Eyvallah. şunu söyleyeceğim, bu üçgen şeklinde bitmesi estetik olarak çok güzel. Yani Kesinlikle. Kesinlikle doğru. bunun düz satırlar halinde bittiğini düşünürseniz yani bir rutin bir şeye dönüyor. Ama ta eserin başından sonuna kadar devam eden o dikdörtgen formun son kısımda aynen cami mimarisinde mesela üçgen sanatta en sağlam biçimdir. O yüzden mesela mabetler üçgen formdadır. Yani piramitler üçgendir. Ve o üçgenin bitişi bizim alem dediğimiz hatta o minare külahlarını da buna dahil edin. Yani bir cami mimarisini bir bütün olarak baktığınızda da bir minare olarak da baktığınızda uç kısmı yukarıya doğru alemle biter. Yani incelerek ve neredeyse sıfıra doğru gider. Hatta tesip Eyvallah. sanatında da müzehipler o yoğun tezyini süslemeyi bizim kenarda tığ dediğimiz daha ince çizgilerle sayfaya yayarlar. Yani bu estetik olarak bir bütünün bitiş noktasındaki zarafeti gösterir. Bir musiki şinas da parçayı Kesinlikle. bitirirken sözünü, sesini böyle uzatarak ve sönümlendirerek bitirir. Yani bu bizim Eyvallah. hoşumuza giden, estetik olarak bizi zevklendiren bir şey. Burada da bu üçgenin yukarıdan bir blok olarak gelen dikdörtgen metnin uca doğru aynen bitişini ben bu bir alem gibi, bir tığ gibi bir sönümlendirmeye artık sona doğru geliyorum. Sözüm azaldı, azaldı, azaldı ve bitti manasında değerlendiriyorum. Bir sanatkar bakışıyla, bir sanat Bizim eğitimi almış biri olarak. merkezimizin logosunun ilham kaynağı da bu istinsak kayıtlarının üçgeni zaten hocam. Evet, buyurun hocam. Eyvallah. Ben işte imzalarda tevazu bildiren sıfatlar kullanıyor hattatlar. Onu da bir parça söyleyeyim. Epeyce toparlayacağım artık. Abd, fakir, hakir, müznip, zayıf, lehif, esif, asi, miskin, nahif, zelil, esim gibi böyle tevazu cümlesinden sıfatlar da kullanıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Devam edelim. Artık bitirmem lazım. Yine bu yazma eserlerin dışında bizim mecmualar dediğimiz yazı albümleri var. Bunlar da tabii görmezden gelemeyeceğimiz çok ustaca yazı örneklerini ihtiva eden şeyler, örnekler. Bunlara da dikkatinizi çekmek isterim. Bir örnek olarak koyayım dedim. Tasarım olarak çok farklı tasarımlar var. O da ayrı bir derya. Mesela bu da incelenmeye değer. Yazma eserlerde tasarım. Yani görüyorsunuz bir geyik formu yapmış alt tarafta. İşte sikke formları var, serviler var. O kadar enteresan şeyler var. Yan tarafta işte o der kenarlarda, haşiyelerde ilginç mürekkeplerle, farklı mürekkepler kullanarak güzel estetik oyunlar yapmışlar. Mevlid yazımında işte sol tarafta görüyorsunuz yine bir üçgen düzenleme var, mail düzenlemeler var. Bunlar da bizim karşımıza çıkan örnekler. Hattatlar tabii kendilerini geliştirmek için bol bol karalamalar yaptılar. Elleri boş durmasın diye. Bu da önemli. Yine bir karalama örneği. Yine mühürlerde hat örnekleri var. Mühür içindeki yazılar da bazen istifleriyle ve hat örnekleri açısından kayda değer örnekler oluyor. Yakibi keçi konuşulmuştu. Onu da söyleyeyim. Bir de
Yaz yaz derdimi alemde kağıt kalmadı diye bir yazma eserde bir şey var. Ne kadar dertliyse bu yazan kişi derdini yaza yaza alemde kağıt bırakmamış diyeyim ve ben konuşmamı bitirmiş olayım. Evet. Çok size, teşekkür ederiz hocam. Maruzatım evet. Böyledir. Evet. Çok doyurucu bir sunum oldu. Ben hemen sorusu olan var mı diye eklemek istiyorum. Dinleyicilerimizden muhakkak vardır soru işareti ya da sormak istedikleri. Ya da hocam çok iyi anlattı. Gerçekten çok iyi bir baştan analiz anlatmışsınız. Evet. Buyurun. Bekliyorum eğer sorusu olan varsa. Son bir şey sormak isterim. Buyurun. Hocam öncelikle gerçekten çok keyifli bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum. İyi ki bu organizasyonları yapıyoruz İSM ile beraber. Sağ olun Betül Hanım da. Ben istifade ettim. Şimdi hocam bu hattatların kullandıkları fiillerle alakalı ben birkaç yorumda bulunmuştum da kullandıkları istinsa fiillerinin şeyini cetvelini çıkartmıştım. Ne tür fiiller kullanıyorlar? Evet. Burada bayağı bir farklı fiiller kullanılıyor ama özellikle Kur'an-ı Kerim nushalarında daha ziyade ketebe fiilini kullandıklarını hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani beni destekliyor musunuz bu hususta? Ne bileyim harrara, allaka, ne bileyim nesaka bu tür fiillerden ziyade evet. Ketebe fiillerinin kullanıldığını iddia etmiştim. Bu hususta şeyinizde de onu öğrenmek evet, istiyorum. Yani, bir de bazen nemaka belki. Şunun için soruyorum bunu. Kullanılan fiilin hangi amaçla o nushanın istinsa edildiğine dair bir şey verebilir mi? Benim asıl sorum bu. Yani asıl evet. ardına düştüğüm şey oydu. Evet. Bu fiillerden yola çıkarak bu nushanın hangi amaçla istinsa edildiğini şey yapabilir mi? Mesela nemaka diyorsa evet. Nemaka lügatta güzel yazı yazdı demek. Yani yazının aynı zamanda tezyinatına dair orada da bir vurgu var. Evet. Belli ki o bir iddiası var adamın. Onun dışında böyle yazılan fiillerin yazılarıyla alakalı bir... Sesiniz gitti. Hocam son kısmı gitti. Düştünüz mü Sami Hocam? Ben duyuyorum sesim, ama Sami Bey... Sesim gitti. Evet. Yine 4 olmuş saat ya. Çok konuştum. Buyurun evet. Sağ olun hocam. Yani ben size katılıyorum. Sizin hocam sesin gitti mi? Ben duyuyorum sizi evet. Sağ olun. Buyurun hocam. Sami Bey. Peki sesim gidip geliyor. Bunu ben daha sonra özelden sorarım hocam. Sesim tamam. Gidip geliyor ama. Olur. Ben bu fırsatı verdiğiniz için, beni dinlediğiniz için katılımcı arkadaşları kimseyi göremedim ama çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Hocam son ben bir şey sormak istiyorum. Bu hatla ilgili kaynaklar noktasında ben biliyorum ki birçok kaynak var ama ilmi altyapısı, akademik altyapısı olan kaynaklar da o denli az. Bunu bilhassa ben size sormak istiyorum. Evet. Bu kaynaklar noktasında yapılması gereken çok daha fazla şeyler de var diye düşünüyorum. Evet. Kısaca bu kaynaklar hakkında biraz bize bilgilendirir misiniz? Çok şimdi, kısa bir şey. Betül Hocam, şimdi şöyle bakıyorum hadiseye. İşin bir ilmi tarafı var, işin bir de sanat tarafı var. Bu evet. ikisi birbirinden ayrı değil ama biz bizim ömrümüz maalesef buna ikisini bir arada yapabilecek kadar fazla ömür yok. Çünkü her biri, ben bir yere bir dalıyorum, bir derya. Yani o zaman cehaletinizi, kendi acizliğinizi görüyorsunuz. Ve günümüzde gittikçe yayılıyor ve genişliyor bu. Öyle olunca hem sanat yapayım, hem ilim yapayım, işte gideyim Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserlere bakayım, sayfa sayfayı okuyayım dediğiniz zaman sizin sanat tarafınız eksik kalıyor. Sanatla uğraşayım dediğiniz zaman ya işte Süleymaniye Kütüphanesi'nde falanca kütüphanede böyle bir eser var. Sizin bundan haberiniz yok mu dendiğinde bu sefer diyorsunuz ki ya işte benim ondan haberim yok. O yüzden bunu ilmi olarak çalışan arkadaşlarla sanat olarak çalışan arkadaşlar arasındaki bağlantıyı kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi son dönemde gördüğüm disiplinler arasında kopukluk var, iletişim sıkıntısı var. Bu toplantıyı evet. o yüzden önemsiyorum. Bu çok önemli çünkü
ilimle sanatı, sanatkarı, hem sanatkarı ilim sahasından, bilim sahasından haberdar ediyor, hem bu işin bilimiyle uğraşanları sanat sahasından haberdar ediyor. Bizim bir araya gelip güçlerimizi birleştirip enerjimizi paylaşarak, bölüşerek bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden hani Ali Rıza Özcan gitsin, bunu tek başına araştırsın, Betül kendi haline uğraşsın değil de biz beraber olalım, beraber çalışalım. Ben bunu buldum arkadaşlar, aa ben de bunu gördüm deyip birbirimizi haberdar ederek, paylaşarak, bölüşerek birbirimize ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Ve bunun son dönemlerde daha da arttığını ve geliştiğini görüyorum. Daha da iyi olacak. Yani benim sana kaynakça noktasında söyleyeceğim şeyleri özelden yazayım. Olur mu sevgili Peki, Betül? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Dediğim gibi çok bizim de aslında merkez olarak ki yazma eserler Sami hocamızın başında bulunduğu yazma eserler araştırma ve uygulama merkezinin de hedefi aynı şekilde. Eyvallah. İnşallah sonuç alınır ve bu sonuçlar devam eder diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de kolaylıklar, başarılar diliyorum. Her zaman Evet. Destek olmaya gayret ederim kendimce. Evet. Önümüzdeki hafta Ebru Bahsi Sacit hocamız olacak. Yine önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Herkese çok teşekkürler. Herkese çok selam. Hoşça kalın.